Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Yine arazideki işaretlerle ilgili keşfimize devam ediyoruz. Yine bugün çok farklı olan, birbiriyle bağlantılı olan 3 tane işareti göreceğiz. Bunlarla ilgili sizlere dilimizin döndüğünce ne anlama geldiğini, bir işaretin diğer işarete nasıl yönlendirip takip ettiğini beraber göreceğiz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi şöyle bir hilal var. Bakın, çok sert kayalara yapılmış. Hilalin bakış tarafı ters taraf istikamete bakıyor. Şimdi buradan şöyle geldiğimizde, sen şu arka tarafı da şöyle bir çek etrafını. Şu kısmı da şöyle aktan yavaş yavaş bir çekiver. Hilal'in baktığı tarafta da bir kayalık var. Birazdan oraya da gideceğiz. Evet. Gel tekrar bu tarafa dur. Veya aşağıdan doğru dönebilirsin yavaş yavaş. Dön gel istersen. Şimdi burada bu hilalin ters, şu sırt kısmının baktığı istikamette. Bak yavaş yavaş gel istersen, dikkat et ayağında kaymasın. Biraz sert bir bölge. Şimdi burada yaklaşık böyle kayalık alan devam ediyor. Burada tek yekpare, yaklaşık 20 metreye kadar uzunluğunda tek yekpare yatay şeklinde olan bir kaya var. Hemen geldiğimizde yaklaşık arasındaki mesafe ortalama 7-8 metre civarında. Bak gel şöyle. Hadi kardeşim gel. Şimdi bakın şurada. Şimdi bakın bu işarete çok dikkat edin. Burada çok güzel bir oyma var. Elle yapılmış bir oyma. Bakın. Şimdi hilalin sırt kısmı bu tarafa bakıyor. Buradan da güzel bir oyma yaklaşık şuradan 25 santimlik falan bir kanal şeklinde devam ediyor. Bakın şu tarafa doğru. Şimdi bunun çoğu yerde bu tür buna benzeyen işaretleri görebilirsiniz arazide. Bunun anlamı aslında bu aşağıya doğru yönlendiriyor demektir. Yani bunun baktığı istikamette bir ölçü birimi. Ölçü birimi medeniyetlere göre tabi değişiyor. Yani Osmanlı'nın kullandığı, Ermenilerin kullandığı, eski medeniyetlerin adım, arşın gibi kullandığı metreler değişiyor. Bunlar ortalama 64 ile 120 santim arası değişir. Şimdi bunun baktığı alanda, tabii şu ileride daha değişik oymalar da var. Hemen şöyle bir gelelim. Tabii şurada yine bir yapılmış, tıraşlanmış bir alan var. Hemen işaretin olduğu üst kısımdaki yere bir gösteriver. Onun baktığı istikamete, baktığı istikametin aynısının aşağıya doğru geliyoruz şimdi. Yani birinci işaret, ikinci işaret, ikinci işaretten sonra üçüncü işaret olarak devam ediyoruz. Şimdi az önceki işaretlerimiz hemen şu kısımda kaldı. O ikinci dediğimiz oymanın ve kanal istikametinin baktığı yön burası. Yaklaşık mesafesi de herhalde 20 veya 25 metre civarında. Şimdi buraya geldiğimizde burası da kayanın, kalyon kayanın bittiği bir alan. Bittiği alana geldiğimizde bakın şimdi burada ben burayı bir alan taramayla tespitini yaptım. İşte bu alandaki görmüş olduğunuz gibi büyük bir üçgen bu alanda. Üçgenin hemen yan kısmında yine kaya böyle bir büyük bir şekilde yaklaşık 60 santim çapında bir ovallik verilmiş yuvarlak. Şimdi üçgenin baktığı yer, üçgen lisanını bilenler bilirler. Üçgen demek zaten mahzen demek, döneme göre mezar demek ya da giriş demektir. Yön verme olayı ise aşağı yukarı bütün üçgenlerde aşağı hemen hemen aynıdır. Sivri tarafının baktığı taraf. Yani yön veren, istikamet veren taraftır burası. Biz tabi bu tür olayları bu zamana kadar 20 yıldan beri çok fazla sosyal medyaya atmıyorduk. Şu anda sosyal medyada bununla ilgili güzel de bilgiler var. Güzel bilgi paylaşımları da oluyor. İşaret lisanı yerin coğrafi yapısına göre, döneme göre değişkenlik gösterebiliyor. Metraj ve mesafelerde. Ama hemen hemen hepsi aynı. Lisanı ifade ediyor genelde. Burada çok büyük bir blok kesilmiş. Bu bloğun hemen burasında var ve burada bir sek. Sekinde yaklaşık bir 6-7 metre sonra büyük bir kaya, sert zeminden oluşmuş yapı ve burada odalardan şüpheleniyoruz. Burayı bir ruhsatlı kazı ile çalışma yapacağız. Bugün Malalı Kutu sistemi ve Marduk AZ-7000 ile de tespitlerimizi yaptıktan sonra tam noktaları bulduktan sonraki çalışmamızı
resmi izinleri alarak devam edeceğiz. Dediğimiz gibi burası büyük bir medeniyet işine benziyor. Bakalım sonuçta ne olacak? Şimdilik bu işaretle ilgili, bu anlatımla ilgili durumumuz bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.